SR 82 bölgesi illeri Cusco tarafından geliştirilmesi için çalışmalar yapılan illerdir. Cusco bu illeri birçok farklı açıdan değerlendirmekte ve bu iller için en faydalı olacak çalışmaları planlamaktadır. TR 82 bölgesine bağlı olan Sinopi'nin coğrafi güzellikleri ve ekonomiye yatkın durumu fark edilmiş ancak geç kalınmıştır. İlde Hamsilos Koyu ve İnaltı Mağarası gibi doğa harikaları bulunmaktadır. Sinop'un coğrafi yapısından dolayı bölgede tarım yapmak zordur çünkü tarımsal arazi oranı düşüktür. Eğitim konusunda ise TÜİK verilerine göre TR 82 bölgesinde okuma yazma bilmeyen nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olup bu oranın en düşük olduğu il Sinop'tur. İlde artan kredi miktarları yapılan iş ve ticaretin geliştiğine birer işarettir. Sinop ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte Karadeniz'deki en önemli şehirlerden biri olacaktır. Sağlık ve turizm sektöründeki gelişmelerin devam etmesi bu süreci hızlandıracaktır. Kuzeybatı bölümünde yer alan Çankırı ilinin ekonomisi çoğunlukla tarımsal faaliyetlere dayanmaktadır. Çankırı sanayisinin ise henüz istenilen seviyede olmadığı ve üretim merkezlerinin sayısının arttırılması ile gelişebileceği gözlemlenmiştir. Tuz mağaraları, akarsular, yaylalar ve termal kaynaklar gibi birçok doğal güzelliğe sahip olan Çankırı aslında Türkiye'nin turizm potansiyeli taşıyan illeri arasında bulunmaktadır. Ancak çoğunlukla yeterli tanıtımının yapılmaması ve yatırım eksikliğinden dolayı bulunan turizm potansiyeli karşılanmamıştır. İlin iş imkanlarının arttırılması ve turizm alanında doğru yatırımların yapılması ile birlikte Çankırı'nın okuma yazma bilen nüfus oranında daha üst sıralarda olması beklenmektedir. Bir diğer TR 82 bölgesi Kastamonu ise Türkiye'nin büyük kentlerine fazla göç vermesinin yanı sıra ülke içinde de en yaşlı nüfusa sahip olan illerden biridir. Ancak yeni kurulmuş sayılabilecek Kastamonu Üniversitesi ile beraber eğitim alanında ciddi bir gelişim gösterdiği de gözle görülürdür. Bununla birlikte hem genç nüfusun artması hem de mesleki açıdan çeşitliliğin oluşması hedeflenmiştir. Ekonomik dağılıma baktığımızda genel anlamda tarıma dayandığını görürüz. Sanayinin de son yıllarda gelişmesiyle ekonomik kalkınma hızlanmıştır. Doğal güzellikler bakımından Küre ve Ilgaz dağları ile beraber çeşitli kanyon ve mağaralarda bulunmaktadır. Kastamonu ilinin sosyoekonomik gelişmişlik endeksine baktığımızda il merkezi ve Abana ilçesi birinci olmasa bile ikinci gelişmişlik seviyesinde bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın bu çalışmaları ile uzun vadede gelişimin adımları atılarak gelecekte sosyoekonomik olarak daha gelişmiş bir ülke oluşturulması planlanmaktadır.